Onlar, filmleriyle Yeşilçam dönemine damga vuran bir zamanların en meşhur sanatçılarıydı. Unutulmaz rolleriyle Türk sinemasına damga vurdukları gibi, Türk halkında da derin izler bıraktılar. Güzellikleriyle herkesin gönlünde taht kurdular. Son hallerini görünce üzülmemek elde değil. Gelin Yeşilçam'ın Dört Yapraklı Yoncası ve unutulmaz kadın oyuncularımızın son hallerine hep birlikte bakalım. Türkan Şoray. Siyah-beyaz filmlerin hüküm sürdüğü 1960'larda sinemaya adım atan Türkan Şoray, Sultan lakabıyla tanınmıştır. Kanunları ve kuralcı yapısıyla akıllarda yer edinen güzel oyuncu, oynadığı rollerle Yeşilçam dönemine damga vuran kadın yıldızlardan biri olmuştur. 230'dan fazla filmde başrolde yer alan oyuncu, bu sayıyla dünyada en çok film çeviren kadın oyuncu unvanına sahiptir. Altın Portakal'da 4 kez en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görülen sanatçı, ilk ödülünü 1964 yılında Acı Hayat filmiyle almıştır. Yeşilçam'dan sonra dizi projelerinde yer almış, Şener Şen'le birlikte yer aldığı İkinci Bahar dizisiyle de kariyerini taçlandırmıştır. Estetik bakımlarla güzelliğini halen korumaya devam eden usta sanatçı, iyi senaryolar gelmediği gerekçesiyle oyunculuk kariyerini noktalamıştır. Filiz Akın. Romantik komedi ve dramaların unutulmaz kadın oyuncusu ve Yeşilçam'ın sarışın güzeli Filiz Akın, 60'lı ve 70'li yıllarda sinema kariyerinde zirveye ulaşmıştır. Avrupa'yı bir yüzü olduğu için Anadolu hikayelerinin anlatıldığı filmlerde pek tercih edilmeyen usta oyuncunun sinema kariyeri, diğer kadın oyunculara kıyasla daha kısa sürmüştür. 1975 yılında Cüneyt Arkın'la beraber son filmi Babaların Babası'nda yer almış ve sinema kariyerine son vermiştir. Yeşilçam'dan sonra televizyon programlarında yer almış, gazetelerde köşe yazarlığı da yapmıştır. Son dönemde hastalıklarla mücadele eden ve kanseri birçok kez atlatan usta sanatçının, son fotoğraflarında filmlere göre çok fazla enerjisi kalmadığı hissediliyordu. Hülya Koçyiğit. Sinemaya Susuz Yaz filmiyle hızlı bir giriş yapan Hülya Koçyiğit, bu filmden sonra yılda 15'ten fazla filmde rol almıştır. Yeşilçam'da masum ve romantik rollerle hafızalara kazınmış, Türk sinemasının en önemli aktrislerinden biri olmuştur. Zarifliği ve hanımefendiliğiyle Türk halkının gönlünde taht kuran usta oyuncu, sinema kariyeri boyunca 200'den fazla filmde yer almıştır. Altın Portakal'da 5 ödüle sahip tek kadın isim olan oyuncumuz, ilk ödülünü 1969 yılında Cemile filmiyle almıştır. Son dönemde dizi ve televizyon programları içinde yer alan emektar oyuncu, pandemi öncesinde Film Gibi Hayatlar isimli televizyon programının sunuculuğunu yapıyordu. Fatma Girik. Yeşilçam'ın henüz emekleme döneminde olduğu 1950'lerde sektöre giriş yapan, mavi gözleri ve keskin bakışlarıyla herkesi kendine hayran bırakan Fatma Girik, Yeşilçam'da birçok unutulmaz filmde yer almıştır. Yapımcı yönetmen Memduh Ün'le tanışması sinema kariyerinde dönüm noktası olan usta oyuncu, daha çok dramalarda oynasa da Kemal Sunal'la birlikte komedi filmleri içinde de yer almıştır. Filmlerinde genellikle sert ve güçlü kadınları canlandıran ve bunu özel hayatında da devam ettiren sanatçımız, 5 yıl Şişli Belediye Başkanlığı da yapmıştır. 90'lı yılların sonunda televizyon programıyla kariyerine devam eden oyuncu 2000'li yıllarda çok sayıda dizide yer almıştır. Son zamanlarda çeşitli sağlık sorunları yaşayan usta oyuncu, yakın zamanda vefat eden hayat arkadaşı Memduh Ün'den sonra hayatına tek başına devam ediyor. Gülşen Bubikoğlu. Romantik komedi filmlerinde yer aldığı rollerle hafızalara kazınan Gülşen Bubikoğlu, Yeşilçam'da 40'tan fazla filmde başrolde yer almıştır. Oynadığı rollerle herkesin gönlünde taht kuran ve Türk sinemasının yıldızları arasında unutulmaz bir yer edinen güzel oyuncu, Türker İnanoğlu ile evlendikten sonra Erler filmin kadın yıldızı olmuştur. Kurtar Beni filmindeki unutulmaz rolü ile Altın Portakal'da en iyi kadın oyuncu ödülünü alan sanatçı, yurt dışında yer aldığı yapımlarla da ülkemizi başarılı bir şekilde temsil etmiştir. 90'lı yıllarda dizilerde rol almış, en son 1998 yılında Affet Bizi Hocam dizisinde yer aldıktan sonra kamera karşısında görülmemiştir.
Yaprak Özdemiroğlu. Tiyatro kökenli bir oyuncu olan Yaprak Özdemiroğlu, ünlü sanatçı Atilla Özdemiroğlu'nun kızıdır. 80'li yıllarda sinema filmlerinde rol almaya başlayan oyuncu, bu yıllarda İlyas Salman ve Şener Şen gibi birçok usta isimle aynı filmlerde yer almış, Yeşilçam'ın şekerparesi olarak tanınmıştır. Yeşilçam serüveni kısa süren Yaprak Özdemiroğlu, en son 2002 yılında Kumsal'daki İzler dizisinde yer almış, bu diziden sonra kamera karşısında görülmemiştir. Son dönemde dizi ve film teklifleri gelse de bu tekliflere pek sıcak bakmayan sanatçı, şimdilerde setlerden uzak sakin bir hayatı tercih ediyor. Itır Esen. Türk televizyon tarihinin ilk dizisi Aşk-ı Memnu'daki Nihal rolüyle tanınan Itır Esen, Münir Özkul ve Adile Naşit filmlerindeki sarışın ve mahzun duruşlu genç kız rolüyle hafızalara kazınmıştır. Bu filmlerden sonra sinema kariyerine uzun bir ara veren oyuncu, 23 sene sonra 2001 yılında Yeditepe İstanbul dizisiyle kamera karşısına geri dönmüştür. Yıllar geçse de güzelliğinden ödün vermeyen usta oyuncu, son dönemde dizi ve film projeleri içinde yer almaya devam ediyor. Belgin Doruk. Yeşilçam'ın siyah-beyaz filmlerle ortaya çıkmaya başlayan ilk güzellerinden biri olan Belgin Doruk, Küçük Hanımefendi lakabıyla akıllarda yer edinmiştir. Türkiye ikinci güzeli seçildikten yıllar sonra sinemaya atılan oyuncunun kariyeri, özel hayatı sebebiyle inişli çıkışlı olmuştur. Sağlık problemleri nedeniyle sinemayı erken bırakmak zorunda kalan oyuncumuz, kariyeri kısa sürse de Yeşilçam dönemine damga vuran kadın yıldızlardan biri olmayı başarmıştır. Usta sanatçı, 1995 yılında kalp yetmezliği nedeniyle henüz 58 yaşındayken hayata veda etmiştir. Ekranda çıkan videolara tıklayarak, Yeşilçam'ın diğer kadın oyuncularıyla ilgili videolarımıza ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler, hoşça kalın.